Kurtlar İmparatorluğu. Bu film aslında Jean-Christophe isimli Fransız bir yazarın 2003 yılında yazdığı bir kitaptan uyarlama. Kitap yazıldığı zaman yazar Jean-Christophe, Kurtlar İmparatorluğu isimli kitapla ilgili sorular soran bir gazeteciye şunları söylemiştir. "Ben dünyadaki en derin suç örgütlerinden birini açığa çıkardım. Bildiğim bir takım şeyleri kitaba eklemiş olsaydım o örgüt beni de yok ederdi. Türkiye merkezli bu milliyetçi örgüt 90'lı yıllarda dünyanın her yerinde güç sahibiydi. Bu kitabı yazdığımda aylarca saklanmak zorunda kaldım. Şu an bu örgütün ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok." diyerek gerçek olaylardan yola çıktığını söylüyor. Kitap yayınlandıktan birkaç yıl sonra filmi çekildi. Aslında temelde aynı olsalar da filmle kitap arasında büyük farklar da var. Film Türkleri kötülemek, Türkleri seri katil ve uyuşturucu tüccarları göstermek için çekilmişti. Kurtlar İmparatorluğu isimli filmde 90'lı yıllarda Avrupa'da mafyalaşmış olan milliyetçi Türk grupları anlatıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki Avrupa'daki terör olaylarından tutun da uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar her şeyi cani olarak tanımladıkları Türk gruplarının üzerine yıkıyorlar. Özetle film Anna ismindeki bir kadının merkezinde dönüyor. Anna aslında Sema isimli bir Türk uyuşturucu taşıyıcısıdır. Fakat taşıdığı 20 kilogram eroini Bozkurtlar adı verilen gruptan çalarak kendine yeni bir hayat kurmak ister. Bunun için yüzünü ameliyatla değiştirir. Bozkurtlar grubu da onun peşine düşer. Bu sırada Fransız gizli servisi bu kadını kaçırarak gizli bir operasyonla onun hafızasını silip yeni bir karakter verir. Amaçları Türk terör örgütlerinin içine bu kadını sokarak bilgi edinmektir. Onun hafızasına bir Türk olduğunu unutturup Fransız olduğu bilgisini yerleştirirler. Sema yüzünü ameliyatla değiştirdiği ve Fransız gizli servisi de onun hafızasını silip ismini Anna yaptığı için Bozkurtlar isimli Türk mafya grubu onu bir türlü bulamaz. Fakat Bozkurtlar Sema'ya benzettikleri bütün kadınları öldürmeye başlarlar. Paris'in her yerinde işkenceyle öldürülmüş kadın cesetleri bulunmaya başlanır. Fransa polisi de bu cinayetlerin nedenini bulmaya çalışır. Schiffer ve Nerto isimli iki polis bu konuyu araştırmakla görevlendirilir. Schiffer, Türk mahallesinde 20 yıl çalışmış çok sert bir adamdır. Türkler ona Demir ismini vermiştir. Schiffer ve Nerto, son bulunan kadın cesedini görmek için adli tıp kurumuna giderler. Kadının vücudunda 70'e yakın kırık, birçok bıçak darbesi vardır. Hatta kadın canlıyken vajinasına fare konulmuş ve fare kadının vajinasını yemiştir. Ayakları da falakada kırılmıştır. Schiffer bu sahnede falakanın ne olduğunu merak eden Nerto'ya, falakanın Osmanlı'dan bu yana Türkiye'de kullanılan bir işkence aleti olduğunu anlatıyor. Nerto'nun Türkler için sözleri ise iğrenç caniler olur. Schiffer bu cinayetlerin İskele isimli bir Türk mafya grubuna ait olduğunu düşündüğünü söyler. İskele grubunun patronuyla görüşmek için onun mekanına giderler. Patronun ofisi bir diskonun arka odasıdır. Diskoda arka odaya yürümeye başladıkları anda Türklere hakaretle başlar. Schiffer'in elinde bir dürüm vardır. Nerto o yediğin çok yağlı der. Schiffer de düşmanı tanımak için onlar gibi yaşamalısın deyip dürümü yere fırlatır. Nerto daha ileriye giderek yani kötüleri yenmek için onlar gibi olmalısın der. Buraya dikkat edin. Schiffer cebinden bir piramit çıkarıyor ve İskele grubunun patronuna hediye olarak vereceğini, Türklerin küçük hediyeleri sevdiğini söylüyor. Dikkat edin, elindeki piramitin tasarımı Illuminati simgeleyen piramitle aynı. Sadece göz eksik. Schiffer ve Nerto ofise girerler. İçeride Türk bayrağından tutun da kalpaklı Türk büyüklerinin ve Atatürk'ün resimleri asılıdır. Schiffer piramiti mafya patronunun önüne bırakır ve patronun gözüne saplar. Dikkat etmenizi söylemiştim. Az önce piramitte eksik olan göz tamamlanmış oldu. Sinema dilinde bu olay Haç'ın Hilali Kovuşu, yani Avrupa'dan Türkleri atmak anlamını taşıyor. Fakat bunu yaparken neden Illuminati'yi sembolize eden bir piramitin kullanıldığı ise hala cevapsız. İlerleyen sahnelerde Schiffer ve Nerto kadın cinayetleriyle ilgili soruların cevaplarını ararken onları gördüğünde kaçan bir Türk'e denk gelirler.
Türk genci yakalarlar ve bu cinayetlerin arkasında hangi örgüt olduğunu sorarlar. Çocuk üç kere "Bozkurt, Bozkurt, Bozkurt" diye bağırır. Ve Schiffer, Nerto'ya dönerek Bozkurtların milliyetçi bir Türk mafya grubu olduğunu, öldürülen kadınların bu mafya grubunun peşinde olduğu kadın ile ilgili olduğunu söyler. Ve elini Bozkurt şekline getirerek "işaretleri bu" der. Sonraki sahnede internetten Bozkurtlar grubunu araştırmaya koyulur. Schiffer, Nerto'ya açıklama yapar ve der ki şu anda liderlerinin cenazesindeler. Fotoğraflar Alparslan Türkeş'in cenazesini göstermektedir. Nerto, İsmail Kutsi isminde bir adamın resmini açar. O adam İstanbul merkezli bir suç örgütünün lideridir ve çocukları dağlara kaçırarak beyinlerini yıkamakta, sonra da Avrupa'ya uyuşturucu taşımaktadır. Hatta onları ölüm makinesine çeviriyordur. Nerto ise o sırada Türklere "hasta herifler" diyor. İlerleyen sahnede Sema'yı, yani yeni ismi ve kimliği ile Anna'yı görüyoruz. Bir mezarlığa, buradaki dolaba sakladığı ve Bozkurtlar grubundan çaldığı eroini almaya gelmiştir. Anna, dolabı kırmaya çalışırken önüne kolye şeklinde bir anahtar düşer. Anahtar dolabın anahtarıdır ve dikkat edin, anahtar üç hilal şeklindeki bir kolyeye bağlıdır. Yine Türklerin önemli sembollerinden biri olan üç hilal. Ve bir ses, "neden Bozkurtlara, yani bize ihanet ettin" der. Bu sesin sahibi Schiffer'dir. Yani Schiffer, Fransız polislerinin arasına Bozkurtlar isimli Türk mafyasının soktuğu bir adamdır aslında. Filmin sonraki sahneleri İstanbul'da ve Kapadokya'da geçiyor. Kapadokya'daki bir köye saklanmış, güçlü ve silahlı, milliyetçi bir örgütün merkezinden bahsediliyor. Filmin bundan sonraki sahnesini izleyicilerin heyecanını kaçırmamak için anlatmıyorum. Fakat filmin genelinde Türklerin 90'lı yıllarda dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar uyuşturucu ağı ördükleri ve karşılarına çıkan herkesi canice öldürdüklerinden bahsediliyor. Bunları anlatırken de sanki bütün terör eylemleri bu Türk milliyetçi grupların eseriymiş gibi gösteriliyor. Üstüne üstlük yazar, bu olayların gerçek olduğunu ve hala can güvenliğinin olmadığı konusunda ısrarcı.